Selam. Şu an Adıyaman'dayız. Sabah saat 10. Otelde kahvaltı yapamadık. Burada böyle çok güzel bir lokal, böyle ayaküstü çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Buranın peynirli pidesi, sabah böyle közlenmiş patlıcanı, acılı ezmesi falan çok meşhurmuş. Şimdi sabah kahvaltısıyla başlıyoruz arkadaşlar. Burada işte Muhammed Bey'in mekanındayız. Şimdi burada biz kendimiz böyle şişleyeceğiz. Patlıcanı, biberi. Burada peynirli bir pide var. Onu yiyeceğiz. Sonra közlenmiş böyle patlıcanlarla beraber bir kahvaltı yapacağız ayaküstü. Gerçekten tam bir sokak lezzeti yani. Çok güzel. Şimdi biz ürünlerimizi pişirim fırına verdik. O ara sağ olsunlar bizi yan masadan. Dediler ki beklerken bu kadar açsınız. Şimdi misafirperverlik böyle bir şey olsa gerek. Böyle buranın kuşbaşı peynirli. Kaşarlı. Kaşarlı mı? Kuşbaşı kaşarlı. Kaşarlı böyle çok güzel bir şeyi var. Ekmeğinden belli zaten. Sıcak. Böyle bir iki dilim alacağız bakalım. Teşekkür ederiz bu arada. Ben ne zaman hani doğu taraflarına gelsem gerçekten buradaki o misafirperverliği hiçbir yerde görmüyorum. Misafir burada baş tacı olarak görülüyor. Misafir bir de rızkıyla gelir bizim burada. 10 rızkıyla gelir. 9'unu bırakıp zaten, bir yer gider. Dün de gördük zaten. Bu için çok mücadele ederiz. Yani. Evet. Valla yani çok teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz bu arada. Rica ederiz. Her zaman yani görevimiz. Çok teşekkür ederiz. Pidenin hamurunun sanırım Türkiye birincilik ödülü varmış burada arkadaşlar. Onu da demin söylediler. Of of. Vallahi çok acıktık. Ben burada pişin fırına geldim. Tırnak pidemiz. Oh, şu Adıyaman peynirinin güzelliğine, rengine bak ya. Vallahi çok fena acıktı. Hah, çıktı. Şuraya bak Mert. Of of of. Abi bu çıtır çıtırı nasıl beceriyorsunuz böyle ya? En iyi pideci de bile bu çıtırlığı ben yakalayamıyorum bir türlü. Bu kadar hızlı, bu kadar tek tip olması da enteresan. Arkadaşlar şuna bakın. Abo. Efsane. Yani şu an peynir bunun üzerinde böyle resmen erimiş. Abi efsane bir şey bu ya. Bunu böyle ekmek gibi yapıp yiyeyim mi? Arasına bunlardan koyuyoruz şimdi. Aynen. Patlıcanlar. Sonrasında şöyle kabuğunu çıkartalım biberlerden. Vallahi bir ekmek yiyeceğim. Ben boşuna diyete girmedim burada bir hafta gelmeden önce. Biliyorum başıma geleceği. Bu şekilde kapatıyoruz. Ben bunu yiyeyim. Şimdi ben burada birazcık bahsedeyim. Öldü ha. Direkt öyle miydin? Efsane. Efsane ya. Ekmeği, patlıcan. Sadece bir sıkıntı var arkadaşlar. Sabah. Sabahları kahvaltıda ayranda olmazsa olmazlarıymış. Hani ben ayranı çok severim ama sabah hiç ayran içmedim. Bakalım daha neler göreceğiz. Ben sanıyorum ki pide gelmeyecek. Kuşbaşılı kaşarlı pidemiz de geldi. Yiyeceğiz, ne yapalım yani. Bu kadar bekledik bekledik. Zaten çok acıktık. Bir de bayağı güzel. Abi, pidedeki baharatı söylesene. Yanlış pul biber koymuşlar. Oo, içine böyle ama güzel bir aroması var ya. Aşırı güzel bir aroması var gerçekten. Çok beğendim. Şimdi Adıyaman'ın ilk çiğ köftecisi ve en efsanesi Esensoy çiğ köftecisine geldik. Berat Bey bize şimdi çiğ köfte yoğuracak. Biraz da ben merak ediyorum. Ben çiğ köfte, daha sonra bulgur işini çok severim. Bakalım, biraz bana farklı geldi çünkü. Böyle bayağı bir sosunu dinlendiriyorlarmış. Bakalım. Selamlar bu arada Berat Hocam. Selamlar. Nasılsınız? İyiyim, sizi gördük. Valla herkes sizi söylüyor. Teşekkür ederim. Nereye gidersem gideyim, Esensoy'a gidin. Allah razı olsun. İlk biz orayı biliriz. Allah razı olsun. Çok lezzetli. Ben evet. Hep şey derim, şimdi çok doğulu arkadaşım var. Urfa evet. Diyor ki çiğ köfte bize ait. Diyarbakır diyor bize ait. Adıyaman bize ait. Konuya deyince. Ama o konu anladığım kadarıyla şuymuş ki etli ve etsiz olarak ayrılıyor galiba. Sizin etsiz olarak şimdi Adıyaman herhalde şey değil mi? Yıllardır bu soru vardı. Yani. Biz yıllar önce bu sorunun cevabını kesin olarak verdik. Etli Urfa'nın, etsiz Adıyaman'ın. Evet. Şu anda etsiz olarak patenti Adıyaman'da. Evet. İlk 1983'te bu işi ticarete koyan biz Esensoy çiğ köfte evet. Olarak satışa sunduk. Şu an şurada gördüğünüz soğan. Bu nedir? Soğan. Şurayı çeksene Mert'ciğim. Soğan. Ben buna şaşırdım. Bunda soğan var. Soğan, salça, isot, sarımsak. Tamam. Bunu... Biz bunları önce bir harman hale getiriyoruz. Peki salça, sos, biber mi sadece? Domates. Domates sadece salçası. Domates salçası. Oo süper. Aynen. Vallahi çok iyi. Ama lütfen bize acısız yap. Tabii. Çünkü biz acılı yemekten patladık. Patlıyoruz. Çok başlayalım acısız. Başlayalım. Aynen, aynen. Berat Usta dedi ki taze taze yaptığım için bana bir 10 dakika 15 dakika müddet verin. O ara hemen yan sokakta Demirciler Çarşısı varmış. Bir tur atalım, çok merak ediyorum. Bakalım, çok övdüler. Yani Demirciler Çarşısı deyince demir mi üretiliyor, ne yapılıyor anlayamadım. Bir gidelim bakalım hadi. Ah altınlara bak.
Mert görüyor musun ne kadar altın var? Tabii doğu kültüründe altın maşallah. Dün işte Halfeti'de abla gördüm, dedim ki yani siz niye korumayla gezmiyorsunuz arkadaş? 30 kilo 40 kilo altın kızcağız böyle. Damadın hiç orasında burasında umrunda değil. Tabii almış altınları, ne güzel. Burada böyle demiri dövüyorlarmış. Sonrasında kalaylama işleri oluyor. Ne güzel böyle eski şeylere sahip çıkıp yaş ne olursa olsun üretmek. Oh, amcamız biliyor bir şeyleri. Amcacığım ne biliyorsun? Bal kazması. Ha, bal şey. Bununla balların füzlerini falan yapıyorlar. İyiymiş. Biz Demirciler Çarşısı'na gittik. Gittik, gördük. Amcaları ziyaret ettik. Şöyle elimizin lezzeti geçsin. Şöyle. Şöyle. Güzelce. Oh. Zencefil var, yeni bahar var. Yeni bahar var. Tarçın var mı? Tarçın da var. Bak tarçın da var. Birazdan döküyorum. Al bir şey daha. Tamam. Kaç çeşit baharat onu da söyleyeyim. 7 çeşit baharat var. 7 türlü baharat. Bizim oralarda da olur 7 türlü baharat. Bazı şeylere koyarız. Senin vazgeçilmezi. Maydanoz. Valla şu an dişim kamaştı resmen. Şöyle. Zeytinyağı dökelim. Oo. Duyuyorum. Tamam. Ha. Oo. Vay vay vay. Bizim orada da tantuniyi böyle yaparlar. Şöyle zeytinyağı. Vay vay vay. İçine. Güzel. Yani şimdi bu ne kadar lezzetsiz olabilir ki zaten? Bu kadar emek, bu kadar lezzet. Hocam ne yaptın sen ya? Bu bizim burma bayağı... Adıyamanımız. Aynısından bir tane daha bir video çekti. Sen çek. Hikaye açacağım. Çok özetle. Berat bize bir hikaye anlatacak. Ne anlatacaksın? Zeytinyağını soslu çiğ köfteye bandırıp çiğ köftenin ayrı bir lezzetini katıp böyle masalara sunuyoruz. Şu tabakta gördüğünüz şu Adıyaman özgün Nemrut'un kızı. Yandırır mı bizi abi? Yok, hayır. Acımız hiçbir zaman incitmez. Bizim çiğ köftemizin acısı naziktir. Yok yok, şey değil. Gerçekten damaktaki acılığı güzel. Böyle çok yakmadı. Yakmasın zaten. Gerektiği kadar yandık biz. Evet, şu tabakta gördüğümüz şu da burma servis ve katlar. Burma deyince aklıma da burada altın geliyor. Her yer altın. İsimleri nereden geliyor? İsimleri biz kendimiz denedik, gördük ve güzel yani isimler verdik. Yani ben sana yedireceğim. Geliyor. Afiyet olsun. Çok iyi. Ayağınıza sağlık. Biz buraya geldiğimiz zaman önce halka çiğ köfte tatlısı yiyoruz, tamam mı? Önce bir yanıyoruz. Evet. Yandıktan sonra da o acı dindirmek için halka tatlısı yemeye geliyoruz. Ama ne burada yapıyor, bastırıyor mu? Evet, özelliği şu, sıcak olacak. Sıcak olmadığı zaman yemiyoruz. Doğru mu? Evet arkadaşlar, siz de buyurun. Tazecik. Çok güzel. Kameramanı da unutmayalım. Kıtır kıtır. Depremde çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Onun en büyük hayaliydi bir kütüphane açmak. Uğur'da bir yola çıktık. 81'inden kitaplar topladık. O evler tartım bölgesinde bir çuvarla yaşadı. O bir çuvarla iki çuvarla. İki çuvarla bir de sıralama lazım oldu. O gece o bir sıralda böyle bir yere sıralama oldu mu? Adıyaman sesini duyurmaya çalışıyoruz ama başaramıyoruz. Muhabbette kesişme noktamız da zaten hani bu konu üzerine neler yapabiliriz de. Çünkü bize hani ben güven ile alakalı değil ama çok fazla şey geliyor ama ben hani tam nokta atışı olabilecek böyle olmuşken gerçekten güzel bir şey olsun, değsin buna istedik. Geldik yani hani ilk 3 gün işte burada yapacağız bir şeyler. Buraya gelmeniz bile bizim için bir şeref ya. İnşallah olur hani, çünkü hiç bu zamana kadar böyle bir paylaşım, yani tabii ki de bulundum ama hani kendim bizzat böyle bir proje içerisinde yer almadım. Ondan dolayı da inşallah katkım olur yani. Evet, şimdi Adıyaman'a asıl geliş amacımız bir sosyal somut projesine yer almak. 6 Şubat depreminden sonra faaliyet gösteren Çocuk Evi Derneği ile birlikte burada bir eğitim yuvası açalım dedik. Çok büyük bir alan ama ilk başta bizim yapacağımız alan ortalama 70-80 metrekarelik bir alan var burada. Buraya çocukları sosyalleştirmek adına bir eğitim alanı yapalım dedik. Bu da biliyorsunuz son haftalarda kaybettiğimiz, daha doğrusu katledilen, öldürülen öğretmenimizin anısına böyle bir şeye giriştik. Depremdeki çocuklara ses getirelim, bir katkımız olsun. Öyle bakalım, birazcık duygusal. Onun haricinde de şimdi biz ne yapıyoruz? Buradan konteyner kente gidiyoruz. Orada bir saha etkinliği yapacağız. Oradaki çocuklarımıza böyle sevindirecek bir sürprizimiz var. Orada görüşürüz. Hangi renk istiyorsun? Mavi olsun mu? Mavi. Tamam. Buradaki maviyle ben de sana o zaman bir şey çizeyim, olur mu? Adın ne senin? Koray. Efendim? Koray. Şöyle yapayım. Bir de şurada. Çok. Yalla bakalım bir de bir. En çok hangi rengi seviyorsun? Yeşil. Yeşil, belli. Senin futbol aran nasıl? Hangi takım nasıl?
Vay çak. Adam Galatasaray. Herkes Galatasaraylı ya. Haydi şuraya 1, 2, 3. Bye bye. Evet, Container Kenti'nde de etkinliğimizi, çocuklarımızı gördük. Birkaç aile ziyaret ettik. Gerçekten burada böyle gelince işte biraz insan farklı bir şekilde duygusallaşıyor. Ama ne yapalım? Böyle. İyi ki gelmişim diyorum. Hepimiz birbirimize bu konuda paylaşım desteklerimizi asla esirgemeyelim. Öyle bakalım. Yeni bir blogda görüşmek üzere.